Hazırlayan Ahmet Görgülü. İyle. Dikçi hocaefendimizin müsaadesiyle. Doktor kardeşimize mahallesimizden razı olsun inatlarımızı kestirdi. Bizi Şorumlu Hacı Ahmet Efendi'ye koşuntu yapıp İstanbul'a gittik. Buradan akşamdan otobüse bindik. Sabah sabahları demin yazıldım. Allah kabul etsin. İki günden sonra görüşeceğimize bir işaret aldık. Ahmet Efendi İstanbul'u çok güzel biliyor. Allah razı olsun hepinizden. Bizi öğlene kadar gezdirdi. Gezdiğim yerlerin çoğunu bilemedim ya. Birkaç tanesi. Eyyub-i Ensari Hazretleri. Camide sahabeler varmış idi sahabeler. Çoğunu bilemedim. Nesillerine kadar geldik. Öğlen namazına köprünün başında yeni camide kıldık. Mehmet Efendi kardeşimiz dava iş mühim. Yollarda inkıta olur, tehir olur. Burada bir işimiz olmadığına göre gidelim de orada bekleyelim. Peki, kalktık yola çıktık. Leblen tasılara bindik. Deniz vapurlarına bindik. Tren yollarından Erenköy'üne vardık. Caminin önüne vardık. Sen caminin önünde otur da ben darede kim var kim yoktur bakıveren gelen dedi. Sorumlu Hacı Ahmet Efendi. Varmış darede Doktor Bey varmış. Hoş geldin Ahmet Efendi. Harem mi nerede demiş. Ben kapanladım der. Görmedim tanımadığım bir adam. Ahmet Efendi kardeşimiz. Hiç afallamayalım. Biz 5 aydan bu yana bu memlekattan kuşları dahi uçurmadık. Yalnız 3 gün oldu emrinizi aldık. Yolumuzu bekleriz. Mübarek 3 gün evveli Sami Sultan İstanbul'dan 2 kıymetli ihvanımız gelecek. Üzmem, evlerine adam koymam. Doğrudan doğruya yol verin, kapıyı çakıp girsinler. Yalnız, tekrar tembih ediyorum, ihmallık yapılmasın, evvela haramıyla görüşeceğiz demiş. Neyse bize yol verdiler, geldik. Doğrudan doğruya kapıyı çakıp, kapı açıldı. Merdivenin başında, ev hayatı Allah'ın tırnağından tepesine nur. Zaten az bırakılmalar o da çıktı etti. Buyurun efendim dedi. Şimdi biz merdivenden çıktık. Ufak bir yer zaten. 2 kapı var. Sağdaki kapıya girdik. Ahmet Efendi dışarıda hayatta kaldı bahçenin içinde. Arkamızdan Ömer Bey gelmiş. Doktor Bey, misafirler geldi ve gönderdim demiş. Arkamızdan Ömer Bey geldi. Gelmiş. Ahmet Efendi'ye, kardeşim dışarıda oturmayalım. Yukarıda müsait yer var. Ahmet Efendi'ye Ömer Bey almış. Onlar da kapının birine girmişler. Her neyse, Efendi Hazretleri bizi içeriye aldı. Buyurun efendim dedi, bir yer tarif etti. Tarif ettiği yere biz varıp ayağı üstüne durduk. Kapıdan bir kahve ısmarladı. Gelip selam verip oturdu.
Oturasıya öğünettik, çöktüm. Elini öpeceğiz. Görgüsüz adamız. Büyük adamlarla görüşmüş konuşmuş değiliz. Sıkıldık, utandık, korktuk her neyse. Barnaklarının ucundan tuttum da elini öpüp gülmeden geri çekileceğim. Mübarek hal elini sağ barnağımın ucuna tutup sol eliyle sağ bileğimi kavradı. Sağ elini sağ elimin hayasına tamamıyla barnağını yerledi. Bir daha bastı. Bir daha bastı. Sımsıkı sarıldı. Bir sefer kolumdan göğnüğümü açıp bak dedi. Şurada damarlar var görüyor musun dedi. Evet. Bir sefer kendi kolumdan kendi göğnüğünü açtı. Şurada da damarlar var görüyor musun? Kolumun damarlarını gösterdi. Evet. Bu damarlar bir ceyran telidir. İki telin arasında bir milim boşluk kalırsa ceyran aksetmez. Öyle değil mi efendim deyip tamamıyla elimi sıktı. Bir daha sıktı. Sımsıkı sıkıştırdı. Bir sefer de Allah'ın göstermesiyle Efendi Hazretlerinin kalbini gördüm. Geniş, bahri umman. Gemide bir hortum atıldı. Hortumun da bir ucu kalbime döküldü. Hortum dediğimiz zıva borusu kadar var. Benim kalbimde kapı camisi kadar var. Şimdi denizden hortum başladı gümbür 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 kalbimin içine dökülmeye. İş yarıya kadar geldi. Dışarıda şöyle çocuk dedim ben kendi kendime. Büyük adam akşama kadar elini tutacağım bırak elimi demez. Belki bir hata yaparsam. Şöyle az bir gevşendir gibi oldum. Bu daha sıktı. Bu daha gevşendir gibi oldum. Bu daha sıktı. Hadi irade benim elimden gitti gayri. 24 saat elimi salmasam benim elimden irade gitti. Tamamıyla kalbimin içerisi feyizlen, nur olan, tecelliyatla doldurduktan sonra elini usulca gevşeldi verdi. Çekilip oturduk. Oturduk ama benim el alacak yerim kalmadı. Neredeyse irade elimden gitti. Zaten az bir aklım var. O da çıktı gitti. Bizim şuurumuzun kaybolduğu anlaşılası ya. Hoş geldiniz efendim dedi. Adınız ne? Mehmet, Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Nereliyiz efendim dedi. Ay'a bizi ayıptırmak. Hadimin evi de Köln'den. 20 sene oldu Konya'ya geldik. Konya'da bulunuyoruz efendim. Peki, hükümette adımız ne? Soyadımız ne? Halk arasında ismimiz ne? İhvan arasında nasıl tanındık? Adresimizi söyledikten sonra kimden ders aldık efendim dedi. Dişçi hoca efendimizden. Kaç sene oldu efendim dedi. 40 sene oldu efendim dedim. Şöyle bir düşündü. Düşünür kabara bar hata yaptığımı bildim. Sultanım, bu dergi açılalı 40 sene olmadı da biz 8 senede Pir Efendi Hazretlerine çalıştık dedim ben. Onki dersi kimden aldık efendim dedi.
Sene 1930'da Fredendi Hazretleri'ni başında 28 hülafasıyla Menemen'de şehit ettiler. 1933'te Kaşıkçı Ali Rıza Efendi Medine'ye kaçtı. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'nin halifesi olan Karamanlı Alacızade Hacı Mustafa Efendi bize bir ders verdi. Sene 1933'ten sene 1940'a kadar ne dersimize bakan oldu. Oğlum ki rabıtayı kime tutardık efendim dedi. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'ye tuttuk. Bugünkü dersimiz nerede efendim dedi. Dersimizi söyledik. Dersin senelerden beri kullandığımız dersin ayetinin boncuk niyetine kullanmışız. Kıymatını bilmemişiz. Meğer kırlantaymış. Bize hattımızı bildirmek için şimdi kullandığımız Dersim ayetini ele aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nahnu akrabi ileyhi min hablül verid. Ayet-i celilesinin birinci manası Allah'ımız bizim boynumuzun şah damarından yakındır. Aynı ayetin İkinci manası, bu damarın bir ucu Cenab-ı Allah'ın kudret kapsesinde bağlı. Bir ucu da bizim kalbimizde bağlı. Aynı ayetin üçüncü manası, biz bir gafil koyunuz. Boynumuzda rabıtanın ipi bağlı. Bu ipin de bir ucu Cenab-ı Allah'ın kudret abdesinde bağlı. Gafil koyunu 20. asırın anılarında gedevelerinde yayıp güderken herhangi bir azamarı zarara ziyana doğru kaydı mı? Rabıta ipinin ucundan tutarlar da çırpıverirler diye buyurdu. Ve çırpıyorlar elhamdülillah. Şimdi çırpmazlar dersek tövbeler olsun, ya ayeti inkar etmiş oluruz ya Evliyaullah'ı yalan çıkarmış oluruz. Çırpıyorlar elhamdülillah. Evet. Aynı ayetin dördüncü manası. Bu damar Cenab-ı Allah'la olan bizim aramızda bir telefondur. Baharlarda kalkıp bir abdest aldık. Bütün 18 gün alem bahsete daldığı zaman Ya Rab dediğimiz, buyur kulum ne ihtiyacın varsa vereceğin dediğini bir zat kulaklarımızla duyacağız. Ama bu kulaklarımızla değil, kulaklarımız değişecek diye buyurdu. Ve değişti elhamdülillah. Elhamdülillah. Aynı ayetin beşinci manası. Bu damardan bir kapılar, pencereler açılacak. Hakkı hakikati o pazardan alıp da satacağız. Çok bahalı, çok bahalı, her adam bahasına çıkamaz. Yalnız, acayip hallerle karşılaşacağız. Korkmayalım, ruhan beraberiz diye buyurdu. Şimdi, bunun üzerine bir müdür imza vuralım da kalbim mutmain olsun inşallah. Zahir vilayette gidiyoruz. Arabistan, çöl.
Bir düğün topluluğu, zahir topluluğu 300-400 kişi kadar var. Bunların içinde villiler de var. Bunların içinde şeytani layin de var. Bunların içerisinde ricali gayb de var. Nasıl ki Cenab-ı Allah beşerin gözünden cinlerle şeytanlara kaçırıp, cin şeytan derken beraber aklımız başımızdan gittiği gibi cin ile şeytanın gözünden de ricali gaybı kaçırttı. Ricali gayb derken beraber onların da akılları başlarından gider. Evet, bizim evden birkaç kişi gitmişler. Arkadan bir açık varıyoruz. Hoca efendi, kapalı geleyim. Nasıl gelişmiş bu? Kapalı gelin. Ayet. Kapandık. Halkın içine karıştık. 15-20 dakikada da Ümmet Muhammed'in haliyle alakadar olduk. Bize düşer bir hizmet yok. Hoca efendi iki ellerinin şehadet parmaklarını bir araya getirerek ayrı verdi. Dağıldık. Biz dağıldık. Cemaat dağılmadı da. Herkes memleketine yalnız gelecek ya. Kıtaattan 3 gün askeriye ayrıldık. Arabistan, köy. Arkamızdan iki şeytani layin bizi takip etmişler. Geldiler çölde yakamı tuttular. Birisi sağ bileğimden kavrayıp sıktı. Allah'ın ne kadar kuvvetli. Bütün azalarımı birbirlerinden ayırdı. Ama bizde bir manevi kuvvet var. Bu manevi kuvveti bir Allah bilir. Biz biliriz. Korktuğum falan yok da ben neticeyi beklerim. Derken ikinci şeytan iki ellerini boğazıma halkaladı. Neredeyse boğazımı sıktı. Bir yandan boğazım daraldı. Bir yandan bileğim tutuldu. Sarem mi? Şaka zamanı değil. Hadi bakalım ne yapacaksak. O anda Abdülkadir Geylani Hazretleri aklıma geldi. Yetiş ya Abdülkadir Geylani. Söz ağzından bitmeden Tanrı Sultan aklıma geldi. Yetiş ya Gavsül Azam Mahmudu Sami. Hemen baktım. Kıratın üstüne binmiş. Paşa. Allah'ın bir canına. Hemen attan aşağı indi. Kılıncı çektiğiyle boynumu halkalayan şeytani layının ya Bismillah ya Allah dedi. Kafasından ortasından iki şak edip yerlere serdi. Bileğimi tutan kaçacak ya. Manevi mıknatıs tuttu. İradesi elimde yok. Kaçıp devinemedi. Bileğimi tutan şeytana da ya Bismillah ya Allah deyip ikisini de ortasından hakile yeksan ettikten sonra bize döndü. Hay yavrum ne kadar saf adamsın. Defalarca tembih ettik. Ne kadar çapık konudursun. Demezler efendim, büyük adamlar demezler ama bir evladını çekip çevirememiş de iltica bize yollamış diller de bizim ağrımıza gitmez mi hay yavrum dedi. Abdülkadir Geylani Hazretlerine iltica ettiğimize gönlü olmadı. Neyse biz utanarak kafamızı eğdik. Kafama bir işaretle doğruldum. Esselamu Aleyküm de diyelim. Atım almadan kaçtı. Evet. Dersimiz nerede efendim dedi. Dersimizi söyledik. Şimdi ne yapıyoruz dedi. Uyuruz dedim ben. Böyle ki sabaha 4 saat bile olsa ders niyetine kalkıp postun üstüne Allah'ın huzuruna oturduğumuzu biliriz. Ondan öte yana bilmez. Otura 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 zavallı bakar gideriz dedim ben. Tuttu dersimizi değiştirdi. Dersimizi değiştirdikten sonra okur yazarlığımız var mı dedi.
Hayır dedim ben. Kendimiz mi okumadı, babamız mı okutmadı? Sultanım, seferberlikte babam askere gitti. 12 yaşında altı baş yetimin başında kaldık. Sibyan mektebine namaz sonra bile Sibyan mektebinden de öğrendim. Mektep medrese bir şeye gidemedik dedim ben. Peki dedi, durdu. Bitti zannederek. Saf adamın canım hiçbir şeye yaramam. Müsaademi alalım efendim demişsiniz. Otur. Otur işimizi bitirmedik. Nereye gideceğiz? Otur. Tuttu şuradan bir defter kalem çıkardı. Tuttu Kur'an-ı Kerim'den büyük ayet yazdı. Bu ayetlerin vazifesi ahır nefesimizde hüsnü hatmeyle yetmeye sebep vesiledir. Tekrar Kur'an-ı Kerim'den iki ayet daha yazdı. Bu ayetlerin vazifesi kabirde münker nekir melekelerine sual vermemize asangen olacak. Nuttu bir de salavat-ı şerife yazdı. Hem salavat-ı şerifeymiş hem hadisi şerifmiş. Üçünü bir yazdı. Kağıdı eline, reçeteyi eline aldı. Bak dedi, şeyhimiz da şeyhimiz bir saman çöpü bile değil. Kullar kazanır, kulların mükafatını Cenab-ı Allah bizim elimizden verir. Kimseye vermedik, vermeyiz, veremeyiz. Yalnız Allah'ın emriyle size veriyoruz. Reçeteyi alacağım. Yalnız sana üç tembihim var. Bir, bu reçeteyi Ahmet Efendi'ye gösterip, Mehmet Efendi'ye okutup da kaç adam bunda bir şey yok, bu herkesin bildiği şey değil, köpüklerini kesin atmayacaksın. Bir. İkinci tembihim, ben bunu 6 aydır, 1 senedir, 2 senedir kullanırım da bir şey hasıl olmadı deyip boşluğa vermeyeceksin. İki dedi. Üçüncü tembihim, ileride acayip hallerle karşılaşacağız. Korkmayalım dedi. Tekrar sohbete başladı. Arının yaptığı sohbet şuydu. Arının tatlısına bal denir. Her haliyle şifadır. Ama kararınsızlık yersek öyle şifadır. Zahirden unutkanlığımız var mı? Kabir ehliyle görüşebiliyor muyuz? Pirani izanın ruhaniyle, sevgili peygamberimizin ruhuyla arz ettiğimiz zaman görüşebiliyor muyuz? Bildiklerimize he dedik, bilmediklerimize yo dedik. Buna böylece devam edelim inşallah deyip sağ eline tuttuk. Yine barnaklarının ucundan tutmuşum. Değilsin buyurdu mübarek. Ne kadar unutkan adamsın canım. Daha şimdi tembih ettim. Elimi tamamıyla sıktı. Sıktı sağ elimi sağ eline sıktı. Sol elini sağ omuzunun başına koyup kulağıma doğru eğildi. Bu makamlara naz makamları diller. Ümmet-i Muhammed'e dua etmeyi ihmal etmeyelim. Bizim duamızda ne olacak? Biz gafiliz, cahiliz.
Arıncaların duasını kabul eden Allah. Hadi Rabbim selamet versin. Ümmet Muhammed'e dua edelim deyip ayrıldık. Ayrılacağımızda elim elinde yapışılı durur. Sağ elimi sol eline aldı. Sağ eliyle cebine elini bir aldı. Birçok para onun mehrinde. Efendim benim maaşlarım var. Yok hediye hediye sünnet sünnet. Sünnet darılırım ama dedi. Aldık geldik. Neyse. Ayrıldık. Biz elini öpüp kapıdan ayrıldık. Arada bir bayveler falan işte unuttum çoğunu. Bizim kapı açılası ya. Ömer Bey'le Hırımlı Hacı Ahmet Efendi o kapıdan çıktılar. Biz de bu kapıdan çıktık. Merdivenin başında Ömer Bey bizi alıp odasına girdi. Sami Sultan Hırımlı Hacı Ahmet Efendi'yi alıp odasına girdiler. Ömer Bey kapıdan girerken bana bağır. Vay kardeşim, sarı kardeşim boynuma sarıldı. Ağlar, ağlar, ağlar. İstanbul'un da bir derviş kanunu varmış kendi aralarında. Efendi babamızın yanına bir evladı girer de 8-10 dakikada kovala verirse onun fakir olduğu anlaşılmış. Bizim orada 1,5-2 saat kalışımız zenginliğe işaretimiz bilmiyorum biz. Neyse buna nazaran Ömer Bey boynuma sarıldı. Ağlar, ağlar, ağladıktan sonra bak kardeşimiz dedi. Benim adım Konya lisanıyla Ömer Bey. Efendi Hazretlerinin damadıyız. Kendimiz de Ünver Sinan mıydı? Adını bilemedim. Mühendisimiz. Konya'da çok geliriz. Sohbetler de yaptıklarımız da oldu. Ama siz kardeşimizle hiç görüşemedik. Sebebi ne acaba dedi. Lafın büyüğü olduğunu bilsem korkar konuşamazdım. Ben onu laf diye konuştum o da. Meğer kurşunumuş adamın alnından vurup tepesinin üstüne getirdi. Konuştuğum söz şuydu. Sultanım, biz Konya'da garip, misafir, müteessir adamlarız. Konya'nın zenginleri sizin sohbetinizi bize dinletmezler. Hatta kapıdan içeri sokmazlar dedim ben. Allah'ım. Ömer Bey nasıl oldu? Çarpınır ki Ömer. Mest olsun Ömer. Fakir fukarı kaldı. Dört zengin ile kafamı uydurdum da ağladı. 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 Ağladıktan sonra çıkardı bir birçok para da överdi. Birçok para da Alman överdi. dedim, Alman dedim. Alman Alman dedim, Alman. Ben de dedim. Alman dedim. Yok Yok dedi, dedi, yok dedi, yok yok dedi, dedi, yok yok hediye, dedi, yok sünnet, dedi, yok sünnet dedi, dedi, yol parası yap dedi. çok para da Dedi, överdi, çok para da överdi. Yalnız sarayım mı sana, yalnız sarayım mı sana bir ilticam, ilticam. Bizim dünya telaşası, dünya telaşası kafamızda çok. Dünya vardığım zaman, Konya sana söz vardığım zaman veriyorum. sana söz veriyorum. Seninle görüşmeden Konya'dan ayrılmayacağım. Yalnız, yalnız, dünya telaşı. Neyse Ahmet Efendi'nin de hali gözlerim ya. İstahat kadar bana konuştu. Kapı açıldı. Onların kapısı açıldı. Onların kapısı açıldı. O zaman kadar Ömer Bey bana Ömer Bey bana şekerin aldın mı sarı kardeş sarı dedi. kardeş Hayır dedi. dedim ben. Hayır dedim ben.
Onlar kapılarından çıktılar. Biz de ikimiz kapımızdan çıktık. Gördünüz. Gördünüz. Sami Sultan. Sami Sultan. Sorumlu Hacı Ahmet Efendi. Ömer Bey. Taremmi. Merdivenin başına ayağısına dikildi. Ayağısına dikildi. Ömer Bey. Ömer Bey. Babacığım dedi. Babacığım dedi. Harem mi şekerini al, harem mi şekerini almam. Ha unuttuk dedi. Ha unuttuk. Geriye döndü. Geriye döndü. Şeker tabağını aldı geldi. Tabağını aldı. Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri. Altının. Altının. Sol elinin orta parmağıyla şehadet parmağını altının cebine soktu. Asıldı. Ben de elimle bedenime doğru asıldım. Ömer Bey de iki ellerini cebinin ağzılarına tuttu. Efendi Hazretleri tabağı cebime doldurdu. Cebim ağzına beraber doldu. Şeker tükenmedi. Ömer Bey dedi ki ne? Haydi Saremmi, turnayı gözümden vurdum dedi. Hepsi gülüşürler şöyle, teessüm gülerler. Efendi Hazretleri yok yok dedi, öbür cebini aç, öbür cebini aç, hepsini vermeye niyet ettik dedi. Ömer Bey belki cebimi açtı. Şekeri tamamıyla defterime doldurdular. Hadi Rabbim selamet versin. Ümmet-i Muhammed'e dua edelim deyip ayrıldık. Yola çıktık. Hacı Ahmet Efendi İstanbul'dan bir kitap aldı. 90 lira verdi. Konya'da bulunmazmış. Gerçi ait bir kitap. Dışarıya çıktık. O bizden sonra görüştü ya. Efendi Hazretleri ne dıktı doldurduysa Hacı Ahmet Efendi ne söylediğini bilmem. Yalnız ağzından bana şunu duyurdu. Haremmi Allah'a yanaştığına sana bir sirrim var dedi. Kimse söyleme dedi. Ben 60 yaşındayım. 10 yaşındayken Musaf'ı elime aldım. 50 senedir okurum. Ola ola müftü olabildim. Gaye müftü olmak değilmiş. Allah'a kul olmamış. Allah'ın aşkına bana dua et dedi. Yalnız sözümüz yanlış anlaşılmasın. Seni Kur'an'dan soğutmak değil. Kur'an nurdu. Nurdur, nurdur. Seni Kur'an'dan soğutup da ucuza almak değil de nasıl ya söylediyse işte söyledi. Neyse Ankara'ya kadar geldik. Ankara'da Sarem mi dedi, Körümlü Hacı Ahmet Efendi. Benim bir alta izinim var. Orantanın yarısı Körüm'de. Sen şu kitabı elimde döndürüp görme yer götür de. Eve getirir desem sen beni mi bilmezsin? Evime varan olan gelenden ben de senin evimi bilmem. Yalnız doktorum oraya koyver de ben oradan alayım dedi. Doktorumuz da ilah maşallah. Konya'nın içine teni keç almış. Duyurmadık adam bulmamış. Saremmi'yi İstanbul'a gönderdim diye. Dairenin içi ağzına beraber ihvanla dolmuşlar. Kapıdan girerse beraber. Hele akıllılığımdan değil de öyle rahat gitmiş. Ceplerim kalabalık olmasın diye birkaç kere sakladım o şekerleri. Beni paramparça ettiler. Şekerlerimizi aldılar helal olsun. Geriye kalan sakladıklarında kudur dostlarıma gitti. Gaye Allah'a kul olmamış. Allah'ımız manevi maddevi her halimizin zerresinden gürresine varıncaya kadar rızasını mağfur etsin. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İkinci görüşmemiz. Dişçi Hoca Efendimiz, bir Ramazan bayramı. Saremmi, mevcut çok, karınları kuruklar, kimseye duyurmayalım da, sen oğlumu al, ben de oğlumu alayım, İstanbul'a bir görüş öğrenim, gelelim inşallah. Onun oğlunun tahsisi var, tahsiye bindik dördümüz. İzmit'e vardık, akşam oldu.
Gelin şurada yatalım da sabahtan erken varıverelim inşallah dedi. İlk üstte yattık. Sabahtan 2 saatte koşulup doğrudan doğruya varıp kapının önüne tası dayandı. Bizim uşaklar tasıdan indiler, kapıyı çaktılar. İçeriden bir delikanlı çıktı. Ömer Bey'in oğluymuş. Yok dedi. Ziyaret yasak dedi. Bizim Mehmet 2 adım ileriye yanaşıverdi de. Kardeşim dedim, bir ifademizi al da ona göre dedeme götür, bize haber getir. Ne amca dedi. Biz Konyalıyız. Konya'dan dişçi Hacı Mehmet Efendi tavsiyle geldi, kapının önünde bekler. Dedeme selam söyle, bize ona göre emir haber getir. Peki. Gitti söylemiş. Buyursunlar, buyursunlar. Kapı arkasına atır açıldı. Dişçi Hoca Efendi'yi öve kakaladık. Merdivenden çıktık. Kapılar açıldı. Dişçi Hoca Efendimiz'e Efendi Hazretleri bir yer tarif etti. Tarif ettiği yere Hoca Efendimiz varıp ayağı üstüne dikildi. Bir yerde bize tarif etti. Çocukların yerlerini tarif etti. Kapıdan da kahve ısmarlayıp gelip Esselamu Aleyküm dedi. Dişçi Hoca Efendimiz ile ikimizin arasına oturdu. Hoş geldiniz efendim. İhvanımız ne yapar dedi. Dişçi Hoca Efendimiz. Evet. Sohbetlerle, zikirlerle, oruçlarla, teravihlerle, iyilikle, hoşlukla geçirdik elhamdülillah. Efendi Hazretleri. Evet. Devam edilsin, bir tehlike yok. Yalnız çok çok intinalı davranalım dedi. Deyip sohbete başladı. 2 saat sohbet etti. Şimdi bizim sohbet bitti. Dişçi Hoca Efendimiz, müsaade alalım efendim dedi. Peki. Ayağa kalktık. Efendi Hazretleri şeker tabağını aldı geldi, ortamıza tuttu. Dişçi Hoca Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim deyip bir şeker aldı. Tek sultanım dedi. Efendi Hazretleri üçte tek efendim dedi. Dişçi Hoca Efendimiz 3 şeker aldı. Efendi Hazretleri 5'te tek efendim dedi. Dişçi Hoca Efendimiz 5 şeker aldı. Efendi Hazretleri 7'de tek efendim dedi. Dişçi Hoca Efendimiz 7 şeker aldı. Efendi Hazretleri bundan bu yanının şeker almasını sizin reyinize bıraktık. Arzunuz kadar alabilirsiniz efendim dedi. Dişçi Hoca Efendimiz. Tamam efendim dedi. Aldığımızda sahip olabilecek bize yeter. Allah sizden razı olsun diye çekildi. Ondan örnek alarak 7'şer şeker de biz aldık. Şeker tabağını koyup kapıyı açtı. Dişçi Hoca Efendimiz. Efendi Hazretlerinin elini öpüp kapıdan çıktı. Sıra Haremliğe geldi. Efendi Hazretlerinin elini tuttu. Bırakmaz. Gevşeldir. Bırakmaz. Bırakmaz. Fırsat bu fırsat. Ne bahsin olursa olsun. Arif adam bizden anladı. Peki dön döndük. Dön. Kapının önünde. Hoca Efendimiz'e. Efendim kapının önünde beklen. Kardeşinizin işi varmış. Bırak gitmem. Tekrar döndük. Selam aleyküm selam. Elini öpüp oturduk. Söyle halimi dedi. Sultanım, acayip hallerimizi kimseye söyleyemedik. Hatta çok senelerden beri elimi büyüdüğümüz dişçi hoca efendimize daha söyleyemedik. Söyle söyle dedi.
Efendi Hazretleriyle sözde sohbete başladık. Sultanım, bir sahar saatiydi. Geç anımda mürakaba halimde kalbimden bir nur parladı. Bu nur gözlerime akfedip ulaştı. Bu Allah'ın bir kudret gözlüğüydü. Bu gözlerle insanların iç aleminden başladık da mağdurların başırgın arası. Yedi kat yerlerin altında cehennem alemi, yedi kat yolların üzerinde Allah'ın tekelliyat nuru. Bunlarla da kalmadı. 18 bin alemin birçok esrarlarına vakıf olduk biiznillah Teala. O kalbinden parlayan nur Allah'ın tecelliyat nuruna gitti. Allah'ın tecelliyat nurunu bilemediysek efendim. Yedi kat göğler var efendim. Yer ile birinci göğüm arası 500 yıllık yoldur. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci göğlerim araları da böyle. Yedi kat göğlerim üzerinde kürsi var efendim. Kürsi. Kürsiye çıkılıp da bu koca yalan dünyaya mağrıf olan maşırdın arasına baktığımız zaman muallakta duran bir kuş yumurtası temsilinde, altında dikmesi yok, üstünde kaskısı yok, kuş yumurtası temsilinde. Buranın büyüklüğüyle buranın küçüklüğünü kendin kıyas et. Kürsünün üzerinde cennet var efendim. Cennete nereden gidilir diye sorulursa cennete Sırat Köprüsü'nden gidilir efendim. Sırat Köprüsü nerede diye sorulursa Sırat Köprüsü bilumum dünyadan gelmiş geçmiş gelecek geçecek mevcudatın kalplerinde amelleridir. Dışarıda tahtadan talaştan yapılmış Sırat Köprüsü aramayalım. Sırat Köprüsü insanların kalplerinde amelleridir. Evet. Cennetin üzerinde Arş-ı Rahman var efendim. Arş-ı Rahman'ın üzerinde Levh-i Mahfız var efendim. Levh-i Mahfız'da dünyanın evvelinden ahirine gelmiş geçmiş gelecek geçecek mevcudatın ismi bir çerçeve dahilinde yazılı. Kaç bin sene önce doğmuş, dünya gelmiş ise, kaç bin sene sonra doğacak, dünya geleceğiyse, hangi memlekette doğup, hangi memlekette öleceğiyse, kaç adım atacağıysa, kaç lokma yutacağıysa, kaç nefes alacağıysa, başına ne gelip ne gideceğiyse, rütbesi, terfiyesi, makamı ne olacağıysa, sözüm cemaattan dışarı, bir şeriata sahip çıkmadık çingene mi olacak? Ricale gayet mi olacak? Kırklardan yedilerden mi olacak? Dünyamızda, Konya'mızda bazen rüyasında mihti olanlar var. Meşayih olanlar da var. Bunlara erbabı güler. Bu süzgeçten geçmeden kimse bir şey olamaz. Deli. Evet. Levh-i Mahfız'dan yukarıda Sitre-i Münteha var efendim. Sitre-i Münteha'dan yukarıda ne yerle, ne böyle, ne mekan, ne durak. Binlerce yıl gittikten sonra kalbimden parlayan nur
Allah'ın tecelliyat nuruna raft oldu. Allah'ın tecelliyat nurunu bilemediysek efendim, Takkalı'da kaş misli büyüklüğünde bir nurdan alemdir. Ama o aleme o gözlerle baktık. Bu gözler, bunlar gözler öte başında. Evet, nimettir. Allah yokluğunu göstermesin. Ama bunlar maddeye aittir. Camdır, kayıttır, aynadır, avadanlıktır. O alemden hiç ilgisi, alakası yoktur. Bu gözler güneşe bile bakamaz. Halbuki güneş Allah'ın tecelliyat nurunun yanında bin gürvelerden bir zerredir. Evet, döndük kelime-i tevhide. Kelime-i tevhid dediğimiz La ilahe illallah. La dediğimiz bir lamel harfi efendim. Nur kelime-i tevhidim. Nur lamınım. Nur halkası, nur kalbim içinde, nur gönülde bağlı. İnsanlarda gönül diye bir şey vardır. Gönül kalbim içindedir. La dediğiniz zaman, la melefim sağdaki kanadı, kalbim dışından bir günah kiri sıyırıp sokağa attı. Kalbin şekline gelince, toparlak bir şokka alır. Şikayetini kesi temsilinde. İçerisine zikrullah nurdan bakılmaz. Dışında bir günah kiri boyası var. La dediğimiz zaman la melifin sağdaki kanadı albüm dışından bir günah kiri sıyırıp sokağa attı. Allah'ın tecelliyat nurundan bir nur bulaştırıp gelip kalbin dışına attı. Kalbim dışından içine bir pencere açıldı. Kalbim etrafında niyetler var efendim. Niyetlerin isimleri şunlardır. Ruh, zihir, hafi, ehfa, nefis, kumpan, zikir. Kalbim etrafında binler mumluk alettirik şeklinde kalbe kalbin muhafazacısı, yardımcısı, vazifeli değiller. O Allah'ın tecelliyat nurundan, kelime-i tevhidin, lemin ayağının getirip de kalbin dışına attığı nurdan, kalbin dışından içine bir pencere açıldı. O pencereden, içeriden vuran ışık, niyetlerin yardımıyla, Allah'ın gücü kudretiyle, bir sefer kalp gümüşlüğüne açıldı. Gümüşlüğüne. Mağrıp olan maşrızın arasının bütün esrarlarına vakıf olduk. Biiznillah Teala. O gece dünyamızın içerisinde 19 evde sohbet vardı. Sohbetin evinin 6 kişiden 45 kişiye kadar mevcudu olanlar vardı. Kimden örnek vereceğiz acaba? İşçi Hoca Efendimiz'den örnek vereceğiz inşallah. O gece İşçi Hoca Efendimiz Şakalap'ta Yağcı kardeşlerin evindeydi. 30 kişi mevcutları vardı. Halaka toplandı. Bir güçlük adamız, fakir adamız emir vermeyiz, veremeyiz. Ama bil onun dergah mevcudunun böyle yapması yakışır. Yapın diye emir vermeyiz, veremeyiz. Onun bile bile değil de bırak gitti. Sohbetin önünde bir silsile-i şerif okundur. Her sohbet böyle olmalı. Silsile-i şerifte sohbetin önünün tavanı yok. Kapısı penceresi de yok. Silsile-i şerif başladı. Silsile-i Şerif'te ismi geçen Allah'ın huzuruna giden yolun merdivenin birinci basamağı Sami Sultan
33. basamak Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinden sevgili peygamberimize dayanır. Sinsile-i Şerif başladı. Sinsile-i Şerif'te ismi geçen Zat-ı Muhterimlerin isimlerini arkasına sayamayacağım. Sinsile-i Şerif'te ismi geçen Esselamu Aleyküm deyip kapıdan girdi. İsmi geçen Esselamu Aleyküm deyip kapıdan girdi. Beşer halakasının üstüne bir halaka oldu. 33 Zat-ı Muhterim beşer halakasının üstüne Pîran-ı İzam halakası oldu. Bir de Pîran-ı İzam'ın ruhaniyet halakasından yukarıya baktık. Melâke halakası. Melâkelerin rengine gelince dünyada mağrıkların maşrıbın arası hali hazırda bulunan 4 milyar milyar ademlerin erkek kadın bir araya toparlasak da içinden bir güzel seçsek melâke bu güzelden 40 defa güzel. Cinler, şeytanlar da bunun aksine mağrıbılan maşrıkın arası 4 milyar ademlerin içerisinden erkek kadın bir çikin seçsek cin şeytan bundan 4 defa çikin. Cenab-ı Allah'ın gözümüzden kaçırışında bir hikmet var. Gözümüzle görsek, hiçbir muamele yapmasa, şahsını görürken barabak Allah'a hükmen vermeliyiz. Evet, melâke halakası. Bir de halakanın 50-100 adım dışına baktık. Rica-i gayb çemberi. İkişer, üçer adım aralıkla sırtlarını halakaya verdiler. Yüzlerini dışarıya karşı ikişer, üçer adım aralıkla sohbet halakasının içerisine rica-i gayb çemberi muzur mahluklardan karıncaları dahi sokmazlar. Yalnız sohbetin evini Allah beğenirse sus oradan bir hamzeli çıkarmayalım. Dur hele ben mamaşka inşallah. Zaten bir kere sohbetin evine gelişini bilememişsin. Bunun burası yerin odası değil. Değil mi? Muhtar odası da değil. Evden abdestimi tezeleyeceğim. Ya Bismillah, Ya Allah deyip sohbetin kapısından Allah'ın huzuruna girer gibisi fazla zaten. Sağ ayağımı Bismillahirrahmanirrahim deyip içeri atacağım. Ecdadımızın sevgili peygamberimizin serdiği postun seccadenin üzerine oturup Allah'ın huzurunda nasıl durmak gerekirse böylece günahın gözünü toplayıp gözlerini ağlatacaksın. Ağlayamazsam ağlar gibi böylece duracaksın. Evet. Münkür, münafık gördü. Halakanın üzerine geliyor. Gözü var da göremeyen köpek. Alnında cigara ile farkas cigara çıkıp gelir. Halakanın üzerine geliyor. Bizim rical emmi. Dört adım öne çıktı. Öyle yakasından tuttu. Sopağını değiştiriverdi. Nereye kadar ayıramadı köpek sözüm cemaattan dışarı. Sokağın başına vardı. Ano ya biz yanlış geldik sokağa. Döndü ulan Berk'i sokaktan gelir. Bir süre Berk gelmiyor yakasından tuttu ulan atladı verir. Halaka zincirinin içerisine nudur mahluklardan karıncaları daha sokmazlar. Evet şimdi sohbet başlayacak. Yukarıdan 5 melâke, ellerinde bir çay tepsisi, büyük melâke, tepsinin zırhından tuttu, küçük melâkeler dört köşesinden tuttu oylan ve halakanın ortasına indiler. Melâke halakası, beşer halakası, Pîran-ı İzam'ın ruhaniyet halakası, melâke halakası, Rical-i Gâib çemberi, sohbet başlayacak. Nur melakenin elinde nur tepsi. Nur tepsinin içinde nur tabak. Nur tabağın içinde nur.
Hepsi nur. Neyin nuru olduğunu tabağın tabanında yazar. Allah. İsim Celal'ın nuruymuş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salavat-ı şerifenin nuruymuş. İstiğfarın nuruymuş. Kelime-i tevhidin nuruymuş. Her tabakta. Şimdi sohbet başlayacak. Büyük melake, mübarek sağ elinin şehadet parmağına, istiğfar çanağına batırdığıyla Dişçi Hoca Efendimiz'in ağzına sürüverdi. Dişçi Hoca Efendimiz, ey yerenim, onlar istiğfar getirelim derken var. Hoca Efendi'nin ağzından bir gün kabartladığıyla paramparça, her parçasını bir melake getirip her müridin ağzına soktu. Herkes başladı. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Salavat-ı Şerife de böyle, İsmi Celal da böyle, Kelime-i Tevhid de böyle. Sanki gelen soframızda cehri zikir tabağı yoktu. Hoca Efendimiz, yerenim evimiz nasıl? Aman efendim altımızda bir kiracı var, polis de evimiz. Asfalt çarşıya yakın da, yok mübarek ne var da ne yiyeceğim zaten. Peki, Allah'ımız bana bunu böyle münasip görsün. Şimdi, asır çanağına, büyük melake, mübarek şehadet parmağını batırdığıyla, Girard'dan bir gayri ehlinin ağzına sürüverdi. Canım, yavrum, bizim burada hafızlarımız var. Sen dur da bunları okusun. Deme gayri canım. Nasıl bu adamın gayri? Kim bilir hangisinin kalbinin temiz olduğunu. Şimdi aşır okundu. Melake halakası elini kaldırdı. Beşer halakası elini kaldırdı. Pirani nizamın ruhani halakası elini kaldırdı. Melaki halakası elini kaldırdı. Ticali gayet çemberi elini kaldırdı. Elimizi yüzümüzü çaldıktan sonra sen öyle bir istişaremiz var. Akıllı emminim oğlum. Kazancını bura dök de gitme. Elimi yüzümü çalar kabara bak. Kendini haram ilere soydurmadan doğrudan doğruya gözyaşlarımla var. Orada abdest yemişsiniz, bir abdest de al. Günahına tövbe istiğfar ederek yat da gör Allah sana neler gösterir. Evet. Sami Sultan'la görüşürdük ya. Şimdi sohbet bitti. Sohbet bittikten sonra dersimizi sordu. Dersimizi değiştirdi. Ders değiştikten sonra elini öptük. Ayrılacağız. Cebinden sağ elimi sol eliyle tuttu. Cebimden bir koku şişesi çıkardı. Şöyle uzunca bir koku şişesi. Koku şişesini sağ eline aldı. Sol eliyle sağ elimi tutturup bak dedi. Kimseye vermedik, vermeyiz. Veremeyiz. Yalnız bu şişenin iki adı var. Birinin adı zahirden baktığımızda koku şişesi. İkinci adı ağzına barabar esrar dolu kullanmasını bilelim. Bir de kapağını açtığımız zaman acayip hallerle kaçacağız. Korkmayalım diye buyurdu. Allahümme